Ayın malzemesi Ramazan pidesi. Ramazan ayı geldi, çattı. Sokakları mis gibi odun ateşinden çıkmış, pide kokuları doldurdu. Sıraya girmekle kalmıyoruz. Orada iştahımız daha çok açılıyor ve ihtiyacımızdan genelde daha fazlasını alıyoruz. Ya da bir önceki akşamdan kalan pideyi yemek yerine yine gidip tazesini satın alıyoruz. Çünkü tazesinin tadı bambaşka ama evlerimizde inanılmaz bir pide birikmesi oluyor. İşte bugün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Ramazan pidesi bildiğiniz gibi yassı bir yapıya sahip. Yani yüzey alanı geniş. Normal ekmek hamuruna benzese de aslında hamuru yüzde olarak birazcık daha farklı. Hamur yüzdesi ne demek diye merak ediyorsanız ekmek videosuna, burger videosuna ya da bizim Ramazan pidesi videosuna bakıp hamurdaki yüzler ne anlama geliyor öğrenebilirsiniz. Yapması epey ustalık istiyor. Özellikle taş fırın olursa, odun ateşi olursa tadından yenmez. Üzeri yumurtalı olanlar var. Pastane tipi, içerisinde birazcık mahlep olanlar, birazcık daha böyle poğaça yapısında olanlar var. Bir de üzerine sadece un ve suyla yapılmış bir şıra sürülüyor. O muhteşem taş fırının sıcaklığıyla, işte bu minik yanıklarla tadından yenmez bir hal alıyor. Ancak yüzey alanı geniş dedik. Yüzey alanı geniş olunca ne oluyor? Buharlaşma hızlı oluyor. İçerisindeki su miktarı da az olduğu için hızlıca soğuduktan sonra bayatlama başlıyor ve ortalama birkaç saat içerisinde pidemiz bayatlıyor. Ramazan pidesinin lezzetini sevenler aslında bunu 12 ay boyunca tüketmek istiyorlar ama sadece bazı fırınlar bunun maliyetine katlanabiliyorlar. Çünkü çabuk bayatladığı için rafta durma süresi kısa, yapımı ustalık istiyor ve fırın tezgahlarında fazla yer kapladığı için de fırıncıların çok tercih etmediği bir yöntem ama tavsiyem en azından az da olsa sevenler için mutlaka üretilmeli. Ben bugün sizlere Ramazan pidesini saklama yöntemlerinden bahsedeceğim ve sonrasında muhteşem, başka yerde kolay kolay rastlayamayacağınız 5 tane tarif vereceğim. 2 tanesi de tatlı ve muhteşem tatlılar. Öncelikle tavada bir sahur böreği yapacağız. Akşamdan hazırlayacağız, sahurda uyanır uyanmaz tavaya koyacağız ve pişecek. Sonrasında içerisi soğanlı, sumaklı ve tavuklu muhteşem bir pide dolması yapacağız. Ardından kıymalı, pırasalı böreği andıran muhteşem pideden muffinler yapacağız. Ve sonrasında muhteşem iki tatlı. Bir tanesi Alsaraya tatlısından etkilenerek yaptım. Birebir orijinaline biraz benziyor ama orijinalinden çok çok farklı olacak. Çünkü pide ile yapacağız, tabanında şerbetli bir katman. Sonrasında da kızarmış tatlı severler gelin. Çok az malzemeyle çok güzel bir tatlı yapacağız. Hamurunu hazırlayacağız, biraz kızartacağız. Sonrasında Alsaraya'da kullandığımız aynı şerbetle de şerbetleyeceğiz. E daha ne olsun? Başlayalım. İşe ilk olarak pideyi nasıl saklarız onunla başlayalım. Şimdi size ben hem bayat pidemiz var hem de taze pidemiz var. Bunlar yaklaşık 3 günlük pide. Bu da bu sabahki pidemiz. Yumuşak haldeyken, akşam tükettiğiniz hala yumuşak halde şu bayatı kenara bırakacağım. Diyelim ki bir parçası kaldı. Ben bunu şimdi tamamını göstereceğim size ama kalan parçaları sarıp derin dondurucuya atarsanız sonrasında fırında ısıttığınızda pideleriniz o derin dondurucudaki nemle beraber yumuşacık bir hal alacaklardır. Gördüğünüz gibi pide büyük de olabilir ama ben mutlaka küçültüyorum. Çünkü sonrasında ısıtırken yine israf olmasın, azar azar ısıtalım, gerektiği kadar kullanalım diye. Şimdi bunları derin dondurucuya kaldıracağım. Bir diğer yöntem de fırında kurutmak. Hem böyle güzel dilimler keseceğim. Kruton gibi kareler keseceğim. Hatta sonrasında bunların bazılarını robottan geçirip güzel ekmek kırıntıları yapacağım ve o ekmek kırıntısıyla az sonra bir tane tarif anlatacağım. Yağlı kase verdiğim bir tane tepsim var. Fırını 160 derecede ısıttım. Daha yüksek değil, daha düşük olabilir ama hafif kızarsınlar istiyorum. Mesela böyle parçaları muhteşem böyle sarımsak, zeytinyağı koyup sonrasında yemeklerin yanında yine tüketebilirsiniz. O kadar çok şey yapılır ki yani bunları asla ziyan etmeyin. Pidelerimiz güzelce sularından kurtuldular. Artık çıtır çıtır bir hal aldılar. Şimdi bunları birkaç yöntemle saklayabiliriz. Tabii ki oda sıcaklığına gelmesini beklerseniz çok daha iyi olur ama ben hemen hızlıca size göstereceğim. Bunun gibi cam kavanozlarda ya da soğuduktan sonra kilitli poşetlerde şöyle kavanozlarınıza koyup
dilediğiniz zaman kullanmak üzere saklayabilirsiniz. 10 güne kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sıcakken eğer kavanoza koyarsanız kapağını kapatmadan önce sıcaklığın geçmesini mutlaka bekleyin ki içeride yine nem oluşmasın. Çünkü nem buradaki en büyük düşmanımız. O bakteri üremesine neden olur. Bakteri üremezse küflenirler. O nedenle sıcaklığı tamamen geçecek. İçerisinde hiç nem kalmayacak. Ondan sonra kapağını kapatacağız ve tezgahta bekleteceğiz. Hepsi bu kadar basit. Ya da güzel bir doğrayıcı alıyorsunuz. Krutonlar olur. Az önceki o büyük parçalardan da olabilir. Hangisini arzu ederseniz bunları robottan geçireceğiz. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi şahane ekmek kırıntılarımız oldu. Bununla yapacağınız paneler tarifsiz lezzetli olur. Çünkü bunun içerisinden gelen o çok güzel çörek otu ve susam kokuları da olacak. Bunları derin dondurucunuzda aylarca saklayabilirsiniz ama ben bu kırıntılarla muhteşem bir tatlı göstereceğim az sonra. Şimdi artık tariflere başlayabiliriz. İlk tarifimiz sizleri sahurda inanılmaz tok tutacak, tavada hazırlanan, her şey tavada biten bir sahur böreği yapacağız. Burada akşamdan kalmış olan hafif bayat pideyi kullanabilirsiniz. Birkaç gündür derin dondurucuya koyduğunuz pideyi kullanabilirsiniz. Kuruttuğumuz pideleri kullanabilirsiniz. Bu tarifte evinizde ne varsa bir parça taze olabilir, bir parça bayat olabilir. Her şeyi kullanabilirsiniz. Çünkü sistemi inanılmaz basit. Bir tane kasenin içerisinde klasik bir yumurtalı ekmek hazırlıyormuş gibi birkaç yumurta kırıyoruz. Ben 4 tane kıracağım. Ama evinizde 3 yumurta vardır. Bu tarif olmaz mı? Yine olur. Çok az süt ekliyorum. Yaklaşık yarım su bardağı kadar. Biraz karabiber. Baharatlarda özgürsünüz. Ama sahurda yiyeceğiniz için çok ağır baharatlar kullanmayın. Tuzu da fazla koymuyoruz. Bu sefer tuzu az koyuyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuz koyacağım. Sadece yumurta ve sütü lezzetlendirsin diye. Bir de güzel bir ferahlık versin diye kekik ekliyorum. O da böyle bir yarım çay kaşığı kadar yeterli olur ve şimdi çırpacağız. Son olarak da güzel bir kızarıklık versin diye yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Şimdi benim elimde tabii ki bayat pidem var. Buradan düzgün parçalar da kesebilirim ya da bunu bu şekilde kullanabilirim ama genelde evlerde olan şekliyle ucundan koparılmış hale getirmek istiyorum. Sonrasında şefim siz çok düzgün kestiniz, evdeki parçalar buna benzemiyor adlı panel duymak istemiyorum. İftardan sonra akşam oturduk, çayımızı içtik vesaire. Dedik ki sahurda ne yiyeceğiz? Evde baktığınız böyle poşetlerin içerisinde pideler var. Gidiyorsunuz bir tane tava alıyorsunuz. Kalan pide parçalarınızı önce sosa güzelce bandırın. Fazlasını güzelce sıkın. Tabanı tavanın tabanına gelecek şekilde dizin. Hafiften sıkıştırmaya özen gösterin. Burada tavamızın boyutuna göre davranıyoruz. Daha ufak tavada çok daha az malzeme ile bu işi yapabilirsiniz. Benim yaptığım şöyle 3 kişiye rahat rahat yeter. Şimdi kalan parçamızı da elimizle kopararak güzelce boşluklara sıkıştırıyoruz. Tavamız doldu. Kalan yumurtalı sütlü harcımızı ne yapıyoruz? Üzerine güzelce gezdiriyoruz. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz ya da üzerini streçliyoruz ve sahura kadar buzdolabına kaldıracağız. Sahur böreğimiz sosun tamamını çekti. Şöyle size de göstereceğim. Bakın az önce koyduğumuz o sütlü yumurtalı karışımdan eser yok. Ekmeklerimiz tamamen çektiler. Ocağa koyduk. Kısık ateşte, üzeri kapalı şekilde altı güzelce kızana kadar pişiriyoruz. Sonra üzerine birazcık kaşar peyniri ve domates ekleyeceğim. 5 dakika içerisinde hemen kenarlardan cızırtları duymaya başlıyorsunuz. Altı açmayın ki bir anda yanmasın. Ve üzerine evde ne peynir varsa, beyaz peynir olur, kaşar peynir olur. Ne kadar varsa hiç problem değil. Hani miktar çok çok önemli de değil. 1-2 dilim domates olabilir, zeytin olabilir, sucuk olabilir. Ne isterseniz. Ben sadece domates koyacağım. Şimdi tekrar kapağı kapatabiliriz. Ocağın altını kapattım. Peynirler eridi. Üzerine birazcık da maydanoz atıp doğrayacağız sofraya. Sıradaki tarifimiz iftarlarınıza muhteşem bir güzellik katacak. Sumaklı, soğanlı, tavuklu bir pide dolması yapacağız. Muhteşem bir lezzeti var. Çok az malzemeli, inanılmaz da pratik bir tarif. Tavamın altını iyice açtım. Tavanın içerisine birazcık zeytinyağı koyuyorum. Şöyle tabanını kaplayacak kadar.
Piyaz doğradığım soğanlarım var. Ben iri bir soğan doğradım. Eğer soğanınız ufaksa iki soğan doğrayın. Soğanlar için birazcık tuz. Tavuk parçalarının içerisine ekliyorum. Ben burada tavuk göğsü kullanıyorum ama tavuk, kalça, but ne varsa haşlanmış tavuk da olur burada. Dilediğiniz tüm tavuk parçalarını kullanabilirsiniz. Bu tarifi tavuksuz sadece böyle bol soğanla da yapabilirsiniz. Soğanlarımızın ve tavuklarımızın rengi döndü. Şimdi artık baharatlarımızı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir çay kaşığı kimyon. Ve bu tarifin olmazsa olmazı 2 yemek kaşığı sumak. Birazcık domates rendesi yarım su bardağı kadar. Biraz baharatları da kavuralım. Ne koymadık? Karabiber. Bir dişte sarımsak ekliyorum. Baharatlar iyice kavrulduktan sonra birazcık sıcak su koyacağız. Altını kısacağız. Tavuklar yumuşayana kadar pişireceğiz. Kokusu var ya inanılmaz. Bunu ben pidenin içine koyana kadar pideyle banar yerim diyorsanız ona da ben karışmam. Çünkü bu kadar kokuya dayanmak biraz zor. Şimdi pideniz bayat da olabilir, burada taze de olabilir. Bütün pide olursa muazzam olur. Eğer pideniz bütün değilse onu da çözelim. Bir borcama ya da fırına girebilen bir kabın tabanına pide parçalarını koyun. Üzerine de bu tavuğu koyun. Yine tadı güzel olur. Şimdi ben bütün pideden şöyle üstten bir kapak keseceğim. Üzerindeki parçayı çıkarttık. Şunu tekrar yerine kapatacağız zaten. Gördüğünüz gibi ortada güzel bir çanak var. Şimdi çanağa muhteşem tavukları dolduralım. Bitti mi? Cık, bitmedi. Üzerine birazcık da tereyağı koyalım. Fırın 180 derecede. Sadece 10-15 dakika. Birazcık kızarsın. İçi zaten pişmiş. Birazcık da pide o lezzetleri içine çeksin. Sonrasında hazır. Kokuyu duymanız lazım. Ve bu kadar basit. Sumaklı, tavuklu pide dolmamız hazır. Kıymalı pırasalı börek severler buradaysa işte bu pideden muffin tarifi tam size göre. Klasik bir börek harcı yaparak başlıyoruz işe. Kıymam var. Çok az kıyma kullanacağım. Yaklaşık 100 gram kadar. Kıymalarımıza biraz tuz atalım. Kum gibi olmaları gerekiyor. Güzelce kızarmaları lazım. Bu arada tarifte kıyma kullanmasanız da olur. Sadece pırasayla da yapabilirsiniz. Peynir kullanabilirsiniz. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Şimdi pırasalarımızı ekleyebiliriz. Pırasalarımızı doğradım, yıkadım. Pırasalar nasıl yıkanır, nasıl hazırlanır, nasıl doğranır merak ediyorsanız bu serinin ilk bölümüne şuradan gidebilirsiniz. Ha abone olmayanlar. Şu an tık abone. Ve pırasa içeri. Pırasalara da birazcık tuz. Pırasalarımız yumuşamaya başladılar. Son olarak karabiberimizi ekliyoruz. Başka baharat istiyorsanız ekleyebilirsiniz ama ben sadece tuz karabiber kullandım. Yarım su bardağı domates rendesi var. Son olarak bunu da ekledim. Pırasalar şimdi domatesi de içine çeksinler, yumuşasınlar güzelce. Sonrasında muffin'im hazırlayacağım. Harcımız misler gibi oldu. Yarım pidem var burada. Az önce ayırmış olduğum o parçaları şöyle daha ufak parçalar haline doğradım. Olabildiğince minik küpler haline doğruyoruz. Bayat pidemiz burada. Harcı doğruca içerisine döküyorum. Şimdi bu aşamada birazcık ıslatacağız ama neyle? Tavuk suyuyla. Tavuk suyunuz yoksa et suyu, sebze suyu, süt, hiçbirim yok. Suyla ıslatabilirsiniz. Çok fazla değil. Ne kadar doğradıysanız şöyle üzerine birazcık gezdireceksiniz. Yaklaşık 1 su bardağı ile yarım su bardağı arasında kafi gelecektir. Her yerin ıslandığına emin olun. Ve son olarak bunları bir arada tutacak olan 2 adet yumurtam var.
Koyduğum tavuk suyu ve yumurtaya yetecek kadar ne ekliyoruz? Tuz. Her aşamada azar azar tuz. Her seferinde alttan karıştırıyorum. Fazla ezmiyorum pidelerimi. Karışımımız hazır. Şimdi bunları muffin kalıbına koyacağım. Sonrasında 180 derecede yaklaşık 20 dakika pişireceğim. Muffinlerim de hazır. Sıra geldi tatlılara. Her iki tatlıda da şerbet kullanacağım. Bu şerbet bildiğimiz klasik şerbet. Birebir ölçüde. Ama ben birazcık daha suyunu fazla koyacağım ki hafiften şekerini kıralım. Ama evinizde baklavadan, revaniden şerbet vardır. Dolabınızda saklıyorsunuzdur. Bu iki tatlıda da kullanabilirsiniz. Öncesinde bir şerbet hazırlıyoruz. Yaklaşık 4 su bardağı suyum var. Ben içerisine 2,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ramazan'da olduğumuz için şerbetime güzel aromalar katmak istiyorum. Ben tarçın çubuğu ve karanfil kullanacağım. Şimdi karanfillerimi ekliyorum içerisine. 3 tane yeterli olur. 1 tane tarçın çubuğu. Ocağa bırakacağız. O kaynayacak. Tatlının muhallebisi için yarım litre sütüm var. Ocağın altı kapalı. 1 yemek kaşığı nişasta. 1 yemek kaşığı un. Yarım su bardağı toz şeker. Bunları soğukken güzelce karıştıracağız. Sonrasında orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğim. Kremamızın kıvamı tamam. Şimdi son olarak içerisine vanilyamızı da ekliyoruz ve ocaktan alıyorum. Tatlımızın tabanı için daha önce kırıntı haline getirdiğimiz pideleri kullanacağız. Şimdi bu kırıntıları kaynar şerbetle ıslatıyorum. Azar azar ekliyoruz. Her seferinde güzelce karıştırıyoruz. Bastırdığınız zaman birbirine yapışan böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu işleme devam edin. Evet, karışımımızı ufak bir tepsiye alalım. Ve her yerine iyice bastırın. Muhallebimiz de birazcık ılındı. Tatlının üzerine. Şimdi üzerine streç örteceğiz. En az 2 saat buzdolabı. Bu tatlımız için gereken temel malzememiz bayat pide. Bayat pidelerimizi robotun içerisine ufak ufak doğruyoruz. Neden ufak ufak doğramamız gerektiğini sorarsanız, çünkü bu pideleri fırında kurutmadık. İçerisinde hala nem var. Robottan geçirirken büyük parçalar halinde kalsın istemiyoruz. O yüzden de elimizle birazcık parçalıyoruz. Şimdi içerisine bir paket vanilya ekliyoruz. Ve robottan geçireceğiz. Evet, ekmeklerimiz güzelce parçalandılar. Şimdi içerisine azar azar süt ekliyorum. Evet, kıvamı gayet iyi gözüküyor. Şimdi size de göstereceğim. Aldık elimize. Ufaktan sıkışıyorsa tamamdır. Ama birazcık da yoğurmamız lazım. O yüzden bir kaseye alacağız bunu. Şimdi elimizle de güzelce yoğuracağız. Ellerimi hafifçe yağlıyorum ve harcımdan böyle misket köfte boyutunda parçalar koparıp yuvarlayacağım. Elinizle güzelce sıkıştırın, sonra yuvarlayın. Evet, sonuncu hamurumuzu da yuvarladık. Şimdi bunları sıvı yağda kızartacağız. Yağım orta sıcaklıkta, çok kızgın değil. Hamurlarımızın dışı tamamen kızardı. Böyle dokunduğumuz zaman sert olduklarını görebiliriz. Ve kenarda az önceki şerbetim kaynıyor. Şimdi bunları da orca yağdan alıyorum. İyice yağını süzüyorum. Ve şerbetin içerisine. Ve soframız hazır. Kokular o kadar güzel ki.
Sahurda isteyeceğiniz her şey bu böreğin içerisinde. Bunun yanına birazcık çay, zeytin, ekstra biraz daha belki peynir yersiniz. Muhteşem şekilde tok tutucu bir tarif oldu. Kesinlikle deneyin. Tumağın ekşiliği, soğandan gelen tatlılık, yumuşacık tavuk, biraz domates, baharat ve pide. Gerçekten baharat severler için bir nimet. Kıyma, pırasa, çok az malzemeli ve muhteşem bir lezzet. Dıştan gelen tarçınlı karanfilli şerbet çok güzel bir tat vermiş. Farklı lezzetler denemek isteyenler için birebir. Burada ekmekleri daha önceden kuruttuğumuz için tabandaki kıvam mükemmel. Muhallebiyle bütünlüğü, Hindistan cevizi çok iyi tatlı. Pideyle umarım size ilham verebilmişimdir. Evinizde ne olur bayatlayan pidelerinizi atmayın. Birçok güzel tarif var. Benim ilham verdiklerimden yapabilirsiniz. Hepsi birbirinden kolay, hepsi birbirinden pratik. Kaşar yoktur, beyaz peynir vardır. Kıyma yerine tavuk koyarsınız, peynir koyarsınız. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.